Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Sizlere evet önemli bir haber vermek istiyorum. Evet Terrifat'ın güneyini vurduk. Güneyine gelenler olmuştu değil mi? Kimleri vurduk? Ne oldu? Hepsine değineceğim. Ayrıca Rusya'ya belli bölgelerde artık zorluk çıkarıyoruz. Türkiye'nin İdlib'deki askeri üslerinin çevresine atışlar yapan Putin'e güzel yanıtlar veriyoruz. Şimdi yayına geçeceğiz. Lütfen bu yayına beğen atmayı unutmayın. Değerli izleyenler, muhaliflerin Terrifat bölgesinin güneyinde bulunan rejim kontrolündeki Nubi Zehra hattındaki rejim ve İran destekli milislere topçu atışı gerçekleştirdiği ve sürekli olarak o bölgeleri dövdüğü söyleniyor. Evet, o kadar çok top attık ki, evet büyük bir panik yaşamış karşı taraf. İran milislerine neden geldiniz buraya hediyesi? Evet, tam da topçu atışları. Tam karşılık olmuş. Evet, Tel Rifat'ın batısına büyük bir konvoy giriş yaptı. Evet değerli izleyenler, Tel Rifat'a giren birliklerimiz, tabii ki stratejik alanlara, Tel Rifat'ın batısına giren birliklerimiz, stratejik alanlara konuşlanıyorlar. Basufan'a büyük bir konvoy giriş yaptı. Bu konvoy gerçekten dikkate değer. Ve harekatın artık iyice kalp atışlarının duyulmasına vesile oluyor. Geliyor, harekat geliyor. Hem muhalifler bugün, demin de dediğim gibi, Zahra bölgesine yoğun atışlar gerçekleştirdi. İran milislerinden kayıp ve yaralılarla ilgili net bilgi gelmese de, o kadar çok topçu ateşinden zayiat yaşadıkları tahmin ediliyor. Sahadan resim ve bilgiler geldikçe, size tabii ki bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Dedik ya, İran'dan gelen topçu birlikleri, İran'dan gelen bu birlikler bir nevi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında duracaklardı. Ama öyle bir fırsata nail olamadılar. Nedeni de şu, çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri onlar daha pirelenmeden muhaliflerle büyük bir atış gerçekleştirdi. Yumuşak atışları ve yavaş yavaş Tel Rifat geliyor. Çünkü Halep'in kapısına dayanacağız. Esed'in ve İran'ın karın ağrısı bu. Ama durmak yok. Dün Karabağ'da Turan'ın yumruğu görenler şimdi Tel Rifat'ta Türk'ün yumruğunu yine görecekler. Neredesin Amerika? Neredesin Rusya? Karşında gördüğüm kararlı bir Türkiye oldunuz. Durağan bir müttefik değil mi? Destek olmayı bırakın. Türkiye'ye her zaman köstekti Amerika. Putin ise güvensiz. Bir yaptığına uymuyor. Peskov çok rahatsız oldu. Peskov Donbas'taki yaptığımız atışlardan çok rahatsız oldu. Özellikle son yaptığı açıklama şu şekilde. Türkiye ile gerçekten özel iyi ilişkilerimiz var. Fakat maalesef bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, Donbas temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimizi doğrulamış oldu diyor. Yani diyor ki ben de başka yerleri karıştıracağım. Tamam da Peskov, sen gidip Türkiye'nin üstlerinin çevresini vururken hiçbir şey istikrarsızlaşmıyor da gelip de sana olduğu zaman mı istikrarsızlaşıyor? Hep bana Rabbena mı? Hadi oradan. Değerli izleyenler, şimdi büyük bir oyun var. Oyunun adı şu. Özellikle bu oyun Tel Rifat'ta İran milisleri ve Suriyeli, evet, Esed rejiminin milisleri. Şimdi bu iki milis orada bir karşı koyma yapacaklar. Rus basını bugün onu söylüyor. Her şeyi netçe açıklayayım. Rus basını bizim karşımızda savaşacakların korkak terörist PYD ve PKK değil, İranlı Şii milislerin ve oradaki Esed milislerinin olacağını söylüyor. Aynı milisler Azerbaycan'a karşı da gitti. Aynı milisler şimdi Türkiye'ye karşı da. Bunlar tamamen Türk düşmanı. Şimdi gel gelelim, bu milisler ne yapabilir? Bu milisler karada oyalamaya çalışabilir. Ordumuzu yavaşlatmaya çalışabilir. Ama şu bir gerçek ki hem muhaliflere hem Türk ordusuna bunlar vız gelir. Türk ordusu eğer bir muhalefet yaşanmazsa, bir sıkıntı yaşanmazsa çok hızlı bir şekilde Tel Rifat'ı düşürecektir. Bunu demedi demeyin. Büyük bir konvoy yerleştirdik.
bugün İranlı Şii milislerin ve Esed rejiminin birliklerinin olduğu bölgeye atışlar gerçekleştirdik ve bunlar yumuşatma atışları değerli izleyenler. Şimdi sorular geliyor. Donbas'ta biz TB2'leri kullandık ama neden Tel Rifat'ın üstünde TB2 yok da diğer SİHA'larımız giriyor deniyor. Bekleyin, bekleyin, sürprizlerimiz var. Bekleyin, biz sahada sürpriz yapmayı severiz. Hiç merak etmeyin. Donbas'taki yerde de Rusların hava savunma sistemleri vardı ve dünyaya ilk ben duyurdum. Bakın orada hava savunma sistemlerini nasıl felç ettik diye. Pantsiri de var. Oradaki Rus aylıkçıların S-300'ü de var. Ne oldu? Ortada kaldılar. Demem odur ki artık hızlı ve seri bir şekilde ilerlemek ve Tel Rifat'ı almak zorundayız. Zaman geçmeden, ortalık bulanmadan, ortalık toz duman olmadan böyle bir başarıyı almak zorundayız. Bu başarıyı kazanmak zorundayız. Tel Rifat'ı aldığımızda biraz olsun rahatlayacağız. Daha sonra da Membiç. Membiç'te kanayan bir yara. Membiç'te aldıktan sonra kalsın diğer bölgeler. Evet, Aynel Arap. Kobani diyorlar ama oranın adı Aynel Arap. Bu yayınımda tekrar iletmek istiyorum. PKK'lıların sınırdaki diktikleri Rus bayrakları bir şekilde Rusların bunları da toplaması bekleniyor. Toplamasalar da harekatı yapacağız. Yani bayrakların bizi tutması mümkün değil. Muhtemelen muhalifler önden girecekler ve daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri girecek. Mesku Mahal Operasyonu olur mu? Pek beklemiyoruz. Direniş olabilir ama kısa vadede düşeceğini bekliyoruz. Asıl tehlike, yani çekindiğimizden demiyorum, dikkatli olup tuzağa düşmemek adına Esed ve İran rejimi birlikleri. Sevindirici gelişme Hisar hava savunma sistemleri bizim bölgeye konuşlandırılacak olması ve bu konvoylarda olması. Hisar sistemlerimiz bize kuvvetli bir güç sağlayacak. Bölgede hava savunma anlamında eksiğimizi giderme noktasında bir katkı sağlayacak. Ayrıca Hawk sistemlerimiz de orada konuşuluydu. Hawk sistemleri modernize edilmişti. Onların da 30 kilometreye kadar Rus uçaklarını rahatsız etme olasılıkları var. Evet, Suriye'de konuşlu Hawk sistemlerimiz de bunlar. Yani bunlar temsili bir Hawk ama oraya konuşlandırdık değerli izleyenler. Bu da bir bilgi olsun sizlere. Hem Hisar, hem Hawk sistemleri, hem de Koralımız Suriye'ye giriş yaptı. Çok şey bekliyoruz tabii ki. Oradaki birliklerimizin güvenliği, harekatımızın net ve nokta atışıyla sonuçlanması ve özellikle düşmanın sersemlemesi açısından bu silahların önemi var. Hem caydırıcılık yönünden, çünkü Rus uçakları rahat uçamadığı vakit tabii ki avantajlıyız. Çok yüksek fitlerden uçaklar için hava savunmamız şu anda yok gibi ama belli noktadan sonra isabetli atış yapamadığı söylenen Rus uçakları için belli bir menzile gireceklere kadar olan bölgede Hawk sistemleri onların korku rüyası olabilir. Ayrıca Hisar sisteminin de arttırılmış menzili sahada ortaya çıkabilir. Her şey olabilir değerli kardeşlerim. Hem Tel Rifat'ın güneyini vurduk hem de bugün büyük bir konvoyla Tel Rifat'a ve İdlib'e askeri birliklerimiz girdi. Hayırlar olsun inşallah. Güzel haberler gelsin inşallah. Daha mutlu olalım inşallah. Bu kanalda bu yayınları izlemeye devam edin kardeşlerim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşça kalın.